What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Your heart will
Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. ESL Van'da ikinci karşılaşmadayız. Birinci karşılaşmada IG kime karşı oynamıştı? Benim beyin durdu. Sebebini söyleyeyim mi size? Sebebini şimdi söyleyeceğim. Üzüleceksiniz. IG Mouse'a karşı oynadı ve IG Mouse'u 2-1 yenmeyi başardı. Şu anda ikinci karşılaşmadayız ve bu 3 üzerinden oynanan ikinci karşılaşmada Fnatic, Vici Gaming'e karşı 1-0 önde. İlk banlar başladı. Birinci banı Vici Gaming Tinker'la yaptı. Ardından direkt Meepo banı geldi. Meepo'dan gerçekten korkmalarına anlam verebiliyorum. Biraz da veremiyorum aslında. Çünkü Tiny Wisp kombosuna karşı bile biraz dikilebilmiş olan bir Vici vardı. Şimdi Wisp'i banlamadılar, IO'yu banlamadılar. Hani dikkat çekici bir şekilde ilginç. Neden banlamadılar? Ben olsam banlardım açıkçası. Sesi yükseltmem mi gerekiyor? Okey, böyle daha iyi olur diye umuyorum. Neden IO banlanmadı? Şu anda anlam veremiyorum hala. Ve bir Void banı var Fnatic'ten. Şimdi ikinci banlarını seçecekler. Yani geçen oyundan sonra açıkçası Witch yerinde olsam Wisp'i, IO'yu çat diye banlardım yani. Bir saniye bile düşünmezdim. Şaşkın bir şekilde izliyorum. Fnatic şimdi ikinci banlarını yapacaklar. Neden üzgün olduğumu söyleyeyim. Çünkü Krunk beni terk etti. Şu anda tek başıma kaldım. Doom bana geldi ve hiç düşünmeden Lycan. Meta'nın en güçlü virüsü. IO Tiny kombosu yine geldi Fnatic'ten. Bakalım Vici Gaming hangi pickle karşılık verecek buna. Ya açıkçası bana sorarsanız ilginç yani. Tekrar IO Tiny'ye izin verilmesi çok ilginç. En azından belki bunları destekleyen hero'ları banlayabilirler. Mirana'yı banlayabilirler. Centaur'u banlayabilirler. 10 seconds to go. İlginç. Ziyadesiyle ilginç. Özür dilerim. Ufak bir öksürük krizi. Reserve time. Bu arada ben chat'i yan tarafa alacağım ya. Ben chat'i yan ekranıma alıyorum şu anda. Chat. Chat. Kappa verin bana. Bana kappa verin ve şunu da belirtmek istiyorum tekrar.
Hepinizle gurur duyuyorum. Yaptığımız işle gurur duyuyorum. Her ne kadar sorunlu bir şekilde başlamış olsak da. Çünkü şu anda Türkçe stream, İngilizce ve Rusça streamden sonra en çok izlenen stream durumunda. Bu bence bize ve Türk Dota komünitesine nasıl desem, yani biz kendimizi bir noktada diyoruz ki biz de Dota komünitesi olarak buradayız. Ve dünyada biz de izliyoruz, oynuyoruz, seviyoruz. Öyle işte. Bunu da belirtmemiz güzel oldu. Geçen sene yalnız International'da bunu belirtmiştik. Yani o güçlü şeyi vermiştik. Dedik ki biz Dota'yı seviyoruz, biz Dota'yı Tidehunter. izliyoruz, biz Dota'yı oynuyoruz ve Tidehunter pickliyoruz. Vici Radiant Gaming'den Ban. Tidehunter geldi. Ya Vici şu anda yani gerçekten chat'te de çok görüyorum bunu. Çok görüyorum abi. Chat diyor ki abi neden? Radiant Ban. Neden IO banlanmadı? Neden Tiny banlanmadı? Neden? Neden? Ban. Evet, Enchantress ban'ı güzel bir ban. Neden Enchantress'ı banladıklarını anlayamadım Witch Gaming'in. Çünkü şöyle bir şey var. Enchantress oynandığı zaman zaten bunu oynayan kişi genellikle no tail oluyor. Fly da oynayabilir ama no Seconds tail to oluyor go. genelde. Pek anlam veremedim. Yani sırf No Teal'ın oynadığı Five karakterleri banlama üzerine mi acaba? Ama No Teal'ın şu anda ne oynayacağı belli. Ayo oynayacak. Pugna banı çok güzel. OD banı çok güzel. Dire's OD banı pick. neden çok güzel? Hem Tiny ile Ayo'nun agresif olarak saldırdığı karakteri kurtarabilecek bir karakter. Hem de mid ezebilecek bir karakter. Aynı zamanda fightlarda eğer çok kasarsa, çok farm alabilirse büyük etkisi olabilen bir karakter. Yani şu ban gözlerimi kamaştırdı yani. Fanatik'ten gelen şu OD banı. Yani Pugna neyse de. Seconds to Pugna go. aslında geleceklerin habercisi. Neyin habercisi? Skyroth'u tekrar pickleyeceklerin habercisi Five ama OD banı şu anda gözlerimi kamaştırdı. Hem mid lane'de Tiny ezilmeyecek. seconds. Dediğim gibi Skyroth picklendi bu arada. Skylath Mage. Hem mid lane'de Tiny ezilmeyecek. Hem kasmış bir OD olmayacak. Teamfight'ları tek başına dağıtabilecek bir OD olmayacak. Yani öldürmese bile mana siliyor. İğrenç yani. İğrenç. Ultisi iğrenç. Her şey iğrenç. Bilmiyorum. Vici nasıl karşılık verebilecek bunlara? Pugna pick'i çok güzel bir pick Mirana. olabilirdi. Miranda ile karşılık verdiler. Karşılık mı verdiler Dire's yoksa pick. saygıdan dolayı picklediler mi? O konuda da emin değilim açıkçası. Bir kere şöyle söyleyeyim. Tidehunter'dan önce Wisp level 6 olursa Tidehunter minyon gibi farmlanır. Minyon gibi, creep gibi farmlanır. Minyon ne ya? Creep gibi farmlanır. Gerçekten. Çok ciddiyim. 10 seconds Ve to Batrider banlanmadı. Şu anda Fnatic'ten Batrider de gelebilir. Böyle bir şey daha var. go. Yani bunu unutmayın abi. Banlarda yok. Five seconds. Reserve time. Ya. Açlıktan ölüyorduk yemek. Evet. Dediğim gibi açlıktan ölüyordum ama şu an yemek gelmesine rağmen yiyemeyeceğim. Hani Batu olsa şöyle bir omzuna vururum. La Batu azıcık sen konuş ben yemek yiyeyim derim ama maalesef öyle bir şansım. Centaur Warrunner geldi yine. Radiant's Abi yani geçen takımın aynısını pikliyorlar. Üstüne bir de Batrider gelebilir. Ama Batrider artık gelemez çünkü Centaur Warrunner var. Solo Batrider? Solo safe lane Batrider? Olabilir. Vici'den Batrider gelebilir. Abi sesi kasıtlı kapattım ya. Orada yemeği getiren Dire's hanımefendiyle konuştuğum için siz duymayın diye kapattım. Ses geri gelmiş olması lazım bu arada. Açtım değil mi ben? Aman 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 aman. Sesi unuttum zannettim bir an. Tek başıma hem rejiyim hem sunucuyum hem kameramanım hem yemek yemeye çalışacağım ama öyle bir şey yok tabii. seconds to go. Shadow Demon geldi yine bir kurtarıcı. Five Tiny seconds. Wisp kombosuna karşı bir kurtarıcı ama ne kadar etkili olacak göreceğiz. Reserve time. Miranda Shadow Demon combo. Olabilir. Olabilir. Ya ben pek bunun üzerine kurulu bir oyun oynayacaklarını açıkçası düşünmüyorum ama
10 seconds to go. Radiant's ban. 10 seconds to go. Viper bana geldi. Witch'i son olarak ne istemiyor? Şu anda bir... Ya aslında Fanatik'in carry'e ihtiyacı yok ama Naix'i banladılar. Mantıklı mı ban? Ben Fanatik'ten bir global veya çok güzel range olan muhteşem bir inisiyatif bir şeyler bekliyorum ya. Kesinlikle şu an Batrider gelebilir yani. Gelirse şaşırmayın çünkü bir carry'e ihtiyaçları yok. Tiny'leri var. Tiny var. Yani geçen oyunda Miranha'nın ben okları dışında çok efektif bir şekilde hasar çıkardığını düşünmüyorum fight'lar içinde. Geçen oyunda öyle olmadı açıkçası. Tiny carry önünde ilerlerse carry ihtiyaçları yok. Buradan bir Batrider gelebilir. Nature's Prophet gelirse de şaşırmayın. Ama Viper bana düşündürücü. Slark. Radiant's pick. Excalibur Slark izleyeceğiz. Okay. Yine bir Blink Dagger'lı, Shadow Blade'li. Bakalım Witch'den ne gelecek? Witch'i Lycan Tide Hunter, bir ana Shadow Demon. Batrider? Abi Batrider nasıl olmaz ya? Böyle bir şey yok ya. Batrider banda da pick'te de nasıl olmaz? 10 seconds to go. Are you dalgaing mi ya? Böyle bir şey olamaz. 5 seconds. Reserve time. Okay. Reserve time'dayız. Uzunca düşündüler. Bu yandan bana da bilgiler geliyor. Röportajlar yapılmış sanırım Batu tarafından. Batu ile Berk de arenanın içinde koşuşturup duruyorlar. Ember Spirit. Ember Spirit. Son zamanların ve tüm zamanların çıktığından beri çok sevilen iğrenç hirosu. Ember Spirit. Okay. Heyecanlı mıyız? O zaman az sonra oyunla karşınızdayız. Evet, şurada yalnız aşağıda Batuhan Crankbelly geziyor da ona inanmayın arkadaşlar, şu anda tek başımayım. Batuhan diye birisi yok burada. Ben sunucunuz Ahmet Cahreyn Sonuç, @CahreynDota'dan beni takip edebilirsiniz. Twitter'ımı da yeni açtım sırf bu event için. Düşünün yani, düşünün ne kadar önemli bir event. Evet, şimdi... Takımlara baktığımız zaman Radiant tarafında bu sefer Witch Gaming oynayacak. Mid'de hemen bir toplaşma oldu. Super Ember Spirit oynuyor. Fenrir Shadow Demon'da FY Miranha'sını oynayacak. Yine ROTK Safe Lane Tide Hunter Siler Mid Lycan. Olmayacak şey değil. Gerçekten olmayacak şey değil. Fnatic'e baktığımız zaman yine Wisp'de Nautil olacak. Tiny'de Honey. Excalibur göremiyorum şu anda ama Fly Skyrat Mage Excalibur, evet tahmin ettiğim gibi yine Slark'ın oynayacak. Trixie, Centaur, Warrunner. Aslında Warrunner değildi bunun ismi ama Dota 1'den Dota 2'ye import ederken ismi değişenler, abi pizza o kadar güzel kokuyor ki şu anda yemek istiyorum ya. Yani bilemiyorum, siz aranızda da oruçlular varsa, en az oruçlu kadar oldum yani. En az oruçlu kadar oldum. Allah hepsimizinkini kabul etsin. The game is on. Allah Witch'in yaptığı hataları da kabul etsin. Ne demek ya Wisp banlamamak? Ben şu an anlam veremiyorum yani. Hala beynim yankılanıyor yani. Nasıl Wisp banlamazsınız ya? Hangi amaçla? Yine Mitte Hani ile Big Daddy ismi altında Nautil olacak. Şimdiden Sentry atıldı. Neden Sentry atıldı bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu bölgede site'ları vardı devamlı ve ward konmadığını biliyorlardı. Şu anda jungle bloklamalar vesaireler.
Vay, yakalandı. Ok geldi. Tutacak mı? Başarısız bir ok. Hemen arkasından bikledi geldi. Bu arada ok tuttu zannedersem. Orada bir ufak bir grafik hatası oldu. İki kişiyi birden tutan stun geldi haniden. FY olacak. FY. Cuk. Oh, Cuk Master. Nasıl? Nerede? Aha, buldum. Vurun. Bir şeyler. Regen kullanıldı. Ve kendini dinaylamayı başardı. Natural creeplere FY. Ya ben hayatımda böyle kolay bir Cuk görmedim abi. Şu nedir yani? Ben buraya gidiyorum. Hayır, girmedim. Buradayım. Karekök. Okey. Sayılarım gitti. Bir saniye ya, chat'i görmek istiyorum. Şu Juke'un üstüne chat ne dedi abi, çok merak ediyorum. Bu oyunda fanatik de denmiş. Abi böyle bir Juke olamaz ya. Böyle bir Juke olamaz. Titredim, evet ben de titredim. Neyse, bir yandan da Network değil de bir lastikleri, deny'ları görelim. Şu anda lastik olarak aslında bot lane'de ROTK gereğinden fazla lastit almış gibi görünüyor. Aynı zamanda mid lane'de Sylar'ın keyfi yerinde. Ama tabii Howl'un çok büyük etkisi var. Howl ne diyen olursa ikinci skill oluyor Sylar'ın haritadaki bütün hero'lara ve kendi ünitelerine ve hero'larını çıkar diğer ünitelere buff veriyor. Excalibur teğet geçen bir ok. O verdiği damage buff'ı ile birlikte çok güzel farm yapabiliyor haritadaki bütün hero'lar. Çünkü global bir özellik. Nerede olduğu fark etmiyor. Şimdi mid lane'e doğru geliyor. Oh. Hani için olmaması gereken bir pozisyon. Shadow Demon yakalayamadı Allah'tan. Mid lane'de bayağı bir dönecek galiba olay. Evet, alevler içinde bir lama. Mid lane'de bayağı bir olay dönecek. Yukarıda Super'la Excalibur'un karşılaşmasına baktığım zaman Excalibur last hit olarak bayağı geride kalmış gibi görünüyor. Fenrir şu anda kullandı ama ok atılamadı çünkü çok fazla illüzyon var. Yani ok atsa oku direkt illüzyonlarla bloklayabilecek bir mikro yeteneğine sahip No Tail. Zaten o yeteneğe sahip olduğu için... Yağım, aygınışmış tabağım. Okey. Aslı okey. Okey. Ne? Ich kaste das. Bleib übertragen. Deswegen kann ich ja jetzt nicht. Okay, gut. Gut. Okay. Evet. Devam ediyoruz. Yetkili abiler atar yaptılar, bir şeyler yaptılar, bir şeyler konuştuk. Çevireyim mi? Yetkili abiler. Neyse abi. Nerede kalmıştık abi? Smoke. Bu arada kill olmamış. Kafamı çevirdim ve kill olmamış. Bu çok ilginç bir şey. Bu arada burada güzel bir ward var. Smoke açılmak üzere aslında. Ward'dan dolayı görünebilirler. Trixie olması gerektiğinden çok uzakta. Ok. Bir an düşündü. Sonra ok yerini buldu. ROTK. Anchor Smash'ini kullandı. Trixie şimdi stand'dan çıktı. Kendi stand'ını kullandı. Fenrir mi ölecek acaba? Arkada sıkıştı Fenrir. FY. First Blood bu arada mid'de gerçekleşti. Hani ile No Tail First Blood almayı başardılar. Lycan bir an yalnız kaldı ve First Blood alındı. Bu arada yukarıda Excalibur kovalanıyor Super tarafından. Çok aktif olaylar. Çevir. Arkadaşlar lütfen. ESL One'ı ilgilendiren olaylar. Bu arada Excalibur gerçekten eziliyor bu lane'de ya. 13'e 24 nedir? Excalibur nasıl? Hani? Trixie, pardon. Şu anda bayağı bir damage yedi. Abi çok güzel, çok güzel body block geldi orada ROTK'den ve Anchor Smash'ta kill almayı başardı. Bu arada Ayok kill'i buldu topçuklarıyla. No Tail'den yine güzel hareketler, çok güzel Tether'la çıkmayı başardı. Aynı zamanda slow da veriyor. Topçuklarla Miran öldürmek. Only No Tail abi, only No Tail. Okay, Trixie. Ya şeyle ilgili olaylar arkadaşlar. Bir yandan da stadın içinden görüntü almak istiyoruz biz eş zamanlı olarak. Onunla ilgili bir olay.
Yani başka bir şey yok. Bu arada ROTK yakalandı. Stun üzerinde ve slow da var. Double Edge geldi fakat yeterli bir yardımcı olmayacak orada. Dediğim gibi stadın içindeki görüntüleri de rejiden almaya çalışıyoruz. Aslında orada ESL tarafından yaşanan bir aksaklık var. Bu görüntüleri de alıp size vermeye çalışacağız. Fakat şu anda meşgul olduğumu belirttim. Keşke yanımda Batu olsaydı. Batu olsaydı bununla ilgilenmiş olabilirdi. Şansınıza küseceksiniz. Şu anda baktığım zaman Last Hit olarak Tiny ile yani Honey ile Super eşit sayılırlar. Ember Spirit. Aynı zamanda Psylar da eşit sayılır. Psylar gayet güzel net farmını almış durumda görünüyor şu anda. Wisp'in level 6 olmasına çok az kalmış. Aslında eskiden level 6 olmak çok daha zordu. Fakat artık öyle değil. Bu da nasıl çalışıyor? Sadece 600 experience gerekiyor level 6 olmak için. Şu an level... Yani bak level 6 olmak için sadece 600 experience gerekiyor. Eskiden böyle değildi. Supportlara zannedersem... Ya bütün karakterlere tabii de supportlara iyilik olsun diye level 6 olma ve level 11 olma hızlandırıldı. Yani 10'dan 11'e geçerken, 5'ten 6'ya geçerken. Orada gereken XP sayısı azaldı. Bu arada Trixie yine bayağı bir... Ulti kullanıldı. Çok güzel. Üzerine devamlı Shadow Poison geliyor. Disruption kullanıldı. Ok gelecek mi? Ok geldi. Başarılı. Trixie şu an 1 saniyelik falan stun. Kendi stun'ını kullandı. Double Edge'ini kullandı. Fakat hepsi nafile. Oyununu eğdi, büktü, öldü. Şimdi yukarıya baktığımız zaman Excalibur gerçekten aslında... Oo yakaladı şu anda Super'ı. Super level 6. Oradan kurtulacaktır. Lan hiç karışmıyor. Üzerinden attı şu anda Ensnare'ı ve takipteler ve bay bay. Oradayım, şimdi buradayım. PZT EP, ondan sonra doldur EP'yi, geri dön. Gayet normal Ember Spirit hareketleri. Burak Nejat Reis orada olacaktı. Harbiden bir adam daha lazımmış yani. Git gelişlerini yapabilecek. O konuda sıkıntılarımız var. Bu arada stun'ını ve tosunu kullandı. Hani çünkü umrunda değil. Çünkü big dedi with bottle. Super bu arada spam falan yapmaya başladı. Yani şaka maka kill arıyor burada. Excalibur bayağı ezildi farmda dediğim gibi. Ve kill aramaya devam ediyor. Fly'ı alacak büyük ihtimalle. Fly en azından silence atmayı başardı. Şu anda Nautil da geldi oraya. Mükemmel bir şekilde slowladı. Fakat Nautil yakalandı. Topçuklar. Topçuklar. Yeterli mi? Excalibur'dan saçma bir stun geldi. Yine de kill almayı başardılar. Bu arada ortada Trixie'yi fırlattı. Hani fakat stun gelene kadar FY zıplayıp kaçmayı başardı. Yukarıda açıkçası Psylar'ın yaptığı hareketi pek mantıklı bulmuyorum. Bir support kill almak için o kadar farmlamış bir Ember Spirit'in tek başına ölmesi gerekmezdi. Tier 1 arkasına dalmasına gerek yoktu açıkçası. ROTK bu arada anladığım kadarıyla Force Staff kasmaya başladı. Dagger hayalinden vazgeçmiş gibi gözüküyor ya da aslında belli olmaz yani mecha falan da olabilir. Çünkü farmı hiç fena değil açıkçası. Fakat çok öldü zannedersem bir tekrar kontrol etmek istiyorum. Yok ölmedi. Evet. Şimdi Trixie'de fanatik değiştirip duruyor. Çünkü ormanı Honey ve Nautil toplamaya başladılar. Fly babysitliyor Excalibur'u gerçekten. Çünkü Excalibur farm olarak bayağı geride. Şu anda yakalamaya başlamış biraz. Arayı kapatmış durumda. Aşağıya bir TP var. Ulti kullanıldı. ROTK kaçmaya başladı. Ultisi var. O da ultisini kullandı. Psylar ultisini kullandı. Şu anda herkes ultilerini kullanmış oldu. Büyük kötü kurt kovalamaya devam ediyor. İkisi birden yakalandı. Excalibur'la Honey'nin bu arada arkada Psylar kill'i bulmayı başardı. Bir kill daha çıktı. Bu sefer Super'dan geliyor. Kendini yere gömdü. Acaba ok gelecek mi? Ok başarılı değil. Trixie yakalandı bu sefer. Fakat devamında bir follow-up yok. Baktığım zaman Fnatic için pek hoş olmayan fightlar dönüyor şu anda. Psylar'ın arkadan dolaşıp ultisini açıp hızlı bir şekilde bir kill alıp çıkması. İşte bunların cezalandırılmaması. Aslında cezalandırılan taraf Fnatic oldu bu noktada. Tiny kassın gerisi önemsiz diye mi bakıyorlar acaba geçen oyundan sonra? Şaka maka Witchy Gaming push-up başladı yani yok böyle bir şey.
Tankler, Tinkler, Super Stani'ye daha fazla damage yemedi. Eskilinden dolayı inanılmaz bir damage geldi üstünden Tosla. Kill, No Tail de kalıyor. Topçuklarıyla kill almayı başardı. Bu arada Excalibur mükemmel bir fonksiyon yakaladı. Sinus geldi. Siler. Siler düşecek. Tiny Low bu arada. Lol kurt. Kurt kili gelecekti gerçekten ya, şaka maka. Evet, stackler devam ediyor. Başarılız. FY bu arada. FY'ın durumu nedir yani? On lasted. Roaming Mirana. Fenrir. O da keza fakir. Ama late game'e baktığım zaman Witchy Gaming diyorum ya. Yani oyunun geç safhalarında Witchy, Excalibur, what? Okay. Oyunun geç safhalarına baktığım zaman hani oyunun geç safhalarına daha çok ayak uydurabilecek karakterler Witchy de gibi. Bu arada ulti geldi yukarıya. Relocate ile birlikte ROTK düşecek. Çat çat çat. Yine topçuklara kaldı kill ya. Olamaz böyle bir şey. Bu arada aşağıda yakalanan Trixie. Stun başarılı. Yeterince damage çıkar mı diye bakıyorum. Çıkacak gibi görünüyor. TP'yi çok geç kullandı Trixie. TP atacaksa direkt stun atmadan deneyebilirdi. Bu arada kule altında yakalanan Excalibur ultisi yok. Eridi. Öldü. Bitti. Kill gelecek mi? Fly'dan kovalamayı tercih etmedi. Kovalasa gelir miydi? Açıkçası pek zannetmiyorum. Bir yandan da mid lane'deki push'u biraz durdurmaya çalıştı şu anda. Hani No Tail ikilisi. Rune kavgası. Rune'u denyleyebildi mi? Denyleyemadı. Azıcık böyle bir saliselik farkla o rune denyleyemadı. Üzücü. Evet, Witchy push'a başladı yani. Hold da kullanıldı şu anda. Bütün lane'ler... Hani de aynı şekilde anti push'unu yapıyor. Kendi push'unu yapıyor. Super çok yavaş bir şekilde olmasına rağmen Q skill'i kullandı ve hani yakalandı şu anda. Hani çok fazla damage alıyor. Ultisi yok. No Tail'in. Miran ulti kullanıldı. Geriye doğru fırlattı şimdi Super'u hani. Bir yandan heal devam ediyor. Fakat tekrar yakalandılar. Acaba yeterli damage çıkacak mı? Hani dönüp kendisi damage vurmaya başladı. Fenrir çok low şu anda. Muhteşem bir kill, bir kill. İnanılmaz, inanılmaz. Yani ben onu beklemiyordum gerçekten. Excalibur bu arada kovalamaya devam ediyor. Super çok low şu anda. Centaur ultisi kullanıldı. Super düştü. Double kill aldı Excalibur bir anda. Arkada Miran'a da düşmüş oldu. Hani Baze'e TP atarak kurtuldu. Fnatic için olmaması gereken güzellikte bir fight'tı. Şurada atılan sentry fight'ın dönüm noktası oldu açıkçası. Mirana'nın ultisinin hemen ardından. Yani düşün bak, öyle sıcak bir fight'ın ortasında bile adam öyle bir sentry atmış ki hani D-ward bile yapılır bunlar. Yenir ki bu. İnanılmaz. Bir yandan da tower deny. İnanılmaz. Ben hiçbir şey demiyorum yani. Yaşananlar diğer turnuvalarda yaşanacakların habercisidir. Bu arada ben hayatımda böyle tatlı bir board görmedim ya. Şu an aşık oldum. Kesinlikle istiyorum şu board'u ya. İsmi neymiş? Scientific Curiosity. Okay. Stun var mı? Stun yok. Gerek de yok. No Tail düşecek gibi. Evet, No Tail çok basit bir şekilde düştü. Bu arada bakıyorum Shadow Demon hangi skill'lere gitmiş diye. Soul Catcher level 1, Disruption level 1, Shadow Poison'ı abartmış. Acaba dedim yani şeyden dolayı mı, yani Soul Catcher'dan dolayı mı bu kadar damage yiyor? Ama gerçekten çok fazla spam yapabileceği skill var Witchy Gaming'in. İlginç. Fnatic acaba geçen oyunki gibi başarılı olabilecek mi sadece Hani'nin farmlamasıyla? Excalibur Blink Dagger'ına çıkmış bottom lane'de. Rahat rahat farm yaptığını düşünüyor şu anda ve Q skill ile falan kendini dövdü biraz. Aşağıya bir teleport daha geldi. Bir kill için 4 kişi şu anda hazır nazır bekliyor. Stun başarısız. Direkt ultisini kullandı zaten Excalibur ve kaçtı. Kay bir yandan da orman farmı geldi şu anda. No Tail Honey ikilisinden. Trixie toplayına geldi. Excalibur direkt base'e kadar, evet, base'e çekmiş arabayı.
benzin dolduruyor. Şimdi aslında bir bakabiliriz XP farkına. XP farkı çok olmasa da Fnatic'te yine 1000 XP civarı. Gold olarak da 1500. Oyun şu an ortalarda gibi görünüyor. Eskisi gibi yine bir item check yapalım. Tidehunter ve Blink Dagger var. Gerekli olan tek item'ı. Taş geldi. Çok güzel body block geldi ROTK'den. Anchor Smash fakat... Yani Slark'ı öldürebilecek bir lockdownları yok şu anda. Evet. Top Tower. Ulti kullanıldı. Şimdi lockdown geldi bekledikleri ve Starfall'un ikinci düşen yıldızı ile birlikte Excalibur gözlerini yummuş oldu. Ve yukarıda tek başına olan bir super var. Acaba Fnatic ne yapacak? Fnatic yine şimdi yukarıya doğru fırlatılmış bir Centaur. Shadow Demon. Alkışlıyorum ya. Şu anda ben her şeyi bıraktım ve alkışlıyorum Shadow Demon'ı. Trix ölüyor. Super'ın ölmesi gereken fight'ta Trix ölüyor ve şu anda Nautil de çok low durumda. Hem Nautil yakalandı. Hani şu an tek başına düşman saflarının arasında bir yandan da Fly'ı temizlemeyi başardı orada Tidehunter fakat o da düştü. Hani solosun. Oho! Biz daha ölmedik! Biz daha ölmedik! Hani ölmeden önce 3 kişiyi birden öldürmeyi başardı. Excalibur. Bu arada Roche yapalım, Roche yapalım. Abi sinyallerini alıyorum. Abi ya bir şey demiyorum. Orada Hani'nin dönüp kill çıkarması nedir yani? Nedir yani? Biz daha ölmedik chat. Biz daha ölmedik chat. Böyle bir şey yok. Kamyon Hani. Evet. Oh. Yukarıda yakalanan Excalibur diyecektim ki yakalayan kişi Syndra olunca büyük bir sorun olmuyor açıkçası. Hiçbir şekilde lockdown olmayan bir hero. Evet, itemlara bakıyorduk en son. Tidehunter'ımız ROTK Blink Dagger'ını kasmış. Shadow Demon'a baktığım zaman o da Force Staff'a doğru ilerliyor. Örnü var. Ember Spirit fena değil. Evet, Battle Fury kasan bir Ember Spirit izleyebileceğiz herhalde. Dramı var. Oyunda en sevdiğim item'dır. FY support yani böyle her yöne giden bir Mirana oynuyor şu anda. İleride bu yarı kerimsi bir Mirana'ya da dönüşebilir. Bu arada karda yakalanan bir Sylar var. Ulti kullanıldı. Sylar kaçmaya çalışıyor. Üzerinde çok fazla spam damage var. Koşuyumuna bir de ulti kullanıldı Fly tarafından. Bence o toplar yeterli olur ya. Zorlamaya gerek yok yani. Bu arada botta hani yakalandı mı diye onu da bir kontrol etmek istiyorum. Sylar ölmemekte direniyor fakat kill en son Skyrat işte kaldı. Dediğim gibi topçuklar kovaladı boncuklar. Evet, utility giden bir Mirana var. Sonunda aradığım kelimeyi buldum. Support utility Mirana. Mana botunun çıkmış. İşte mekası bilmem nesi var. Lycan her zamanki gibi bildiğimiz Vlad artı Necronomicon Lycan. Skyrat Mage'e baktığımız zaman gayet normal Fly'dan support itemları. IO gayet normal IO itemları. Bayağı da spamlıyor yani. Nautil sağ olsun her yerimiz ping oldu. Excalibur. Yani bahsettiğim Blink Dagger, Slark oyunu sergileniyor şu an Excalibur tarafından. Shadow Blade de umarım yakın zamanda gelir. Trixie'ye baktığım zaman Blink Dagger ile hazır ve nazır. Ve en önemlisi Dana'nın kuyruğunun koptuğu nokta Honey. Aghanim'ine çıkmış ve aslında Hyperstone'a da çok az kalmış. Yakında Hyperstone'u da çıkar ve armor da iyi bir durumda aslında şu anda Plate Mail'i çıktığı için. Güzel de bir armor buff'u var. Ve şu anda Vici Gaming ward dikerek, ward denylayarak Dust'lı bir şekilde, pardon düzeltelim, smoke'lu bir şekilde Ancient'lardan doğru bir dolandılar. Şu anda evet, şu anda Fnatic görüyor ve pingliyor. Ward var mı diye bir araştırma. Başarısız. Keşke bu ward'u görseler. Yani bu ward aslında o kadar kötü bir yer ki. Yani buraya ward atmazlar herhalde diye kimse dönüp oraya sentry atmadı. Trixie bu arada ROTK'yi yakalamaya başardı. Bu fight'ta Ember Spirit olmayacak diyecektim ki olabilir. Şu anda Remnant'ını bırakmış oraya. ROTK hemen Reverse Initiation dedi. Hayır sen fight başlatmıyorsun, ben başlatıyorum dedi. Bu arada hani yukarıda Red Dotto. Hani Nautilus ikilisi Red Dotto.
Ok geldi. Oo, Fly, o oku yememeliydin ya. Fly, öyle bir şey yok yani. Sabit durup Observer Ward'a vurmak nedir ya? Fly, fly, fly. Üzüldüm yani. Tam bunu yık da. Sabit dur. Bir şey değil, kuleyi de alamadılar. Kuleyi de alamadılar. Şu anda Vici Gaming bu maçta daha önde gibi stratejik olarak en azından. Oo, yakalanan bir Excalibur, üzerine ulti, üzerine stun, üzerine arrow, slowlanmış bir no-tail. GG'ye doğru gidiyor fakat çok güzel bir ulti geldi, aynı zamanda stun'la girdi Tricks oraya. Shadow Demon ultisi yedi, çok low şu anda. Arotiki'ye de düşmek üzere, Arotiki'ye de düştü. Buyback geldi bu arada Bisp'den. Neden geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Super acaba toplamaya devam edecek mi yoksa hani mi toplayacak? Üzerinde şu anda Earn Charge'ı da var. Negatif Earn. Geri döndü şimdi Super. Çok güzel dodge'ladı stun'ı fakat... Hop! Görüşürüz. Ne olacak yani şimdi? Ne olacak bu işin sonu? No Tail! No Tail! Konuş benimle! Geldi, Tether geldi fakat yeterli değil. Yani Fnatic'in iki buyback attığı bir fight'ta Vici'nin hala önde bitirmesi fight'ı Fnatic için pek iyi haber değil. Diyecek bir şeyim yok. Diyecek hiçbir şeyim yok. Bu arada buyback geldi haniden. Bu oyun benim için bitmiştir şu anda ya. Bunun dönüşü yok yani. Bunun dönüşü yok. Ne yapmayı planlıyorlar? Hani tek başına. Pingler geliyor. Miran ultisi kullanıldı. Orada nasıl oldu bilmiyorum ama zannedersem Searing Chains'i... Searing Chains diyecektim bir anda. Searing Chains'i kaçırdı Ember Spirit. Super. Of. Şu Roshan'da yaşananlar, o atılan buyback. Galiba orada bir... Komünikasyon hatası oldu Nautil'da. Hani arasında çünkü çok mantıklı bir şey değildi. Buyback, relocation yok, bir anda ölen iki support. İşte iki support da değil hatta. Fly ile Excalibur öldü orada zannedersem. Tidehunter ultisi. Ember spam'i. Üzücü. Üzücü arkadaşlar. Dolaba girmek şart ya. Bu arada bakıyorum yandan böyle itemlar geçiyor. Vici Gaming yavaştan böyle supportlarına da ufak ufak utility itemlar çıkmaya başladı. Oo, TP var. Orada tek başına yakalan bir ROTK var. Çok güzel kill çıkarmayı başardı sonunda Fnatic ekibi. Ama neredeyse bütün ultilerini de harcadılar yani bunun için. Bir daha relocate yok. Perfect mi? Kime tuttu ok? Ben niye görmedim? Ulti kullanıldı Centaur tarafından. Blink de girilecek mi? Excalibur girdi. Super'u yakalamaya çalışıyor. Super şimdi geri döndü. Sylar hiçbir şey umurumda değil diyerek ultiyi açarak girdi. Hani şimdi inanılmaz derecede damage veriyor Sylar'a. Sylar kurtarmayı başaracak mı? Bottle charge'ını kullanarak ve Mekka ile kurtulmayı başardı. Aynı zamanda Fenrir çok güzel bir şekilde Disruption'la gömerek kurtardı arkadaşını. Şimdi geri çekiliyor Fnatic ekibi. Birebirlik bir trade oldu diyebiliriz aslında. Ama Sylar gerçekten inandı ve girdi. Aegis tabii kucağında olunca insanın normal. Normal. Yine de ölmedi yani. Yine de ölmedi. Yololey diye girdi ve ölmedi. Aslında olay bir split push'a bakar diyenler var chatte. O split push potansiyeli şu anda yok ya. Çünkü Assault Kürası yok. O split push yok yani. O maalesef olamayacak. Okey.
iki takım da biraz geri çekilmiş durumda şu anda. Kendi farmlarını umursar bir şekilde. Ve işin böyle olması aslında Vici'nin karına, çünkü dediğim gibi late game'e daha güzel scale'lanan, daha late game'de efektif olan karakterlerin çoğu Vici Gaming'de. Bir kere Ember Spirit şu anda kristalisini kasmış durumda. Yani bilmiyorum, bu spam'in sonu da gelmeyecek yakında. Devamlı W spam, W spam. Hani bu arada arkadaşlarından çok uzakta. Bu yeni bir BKB hani de. Yani Tide Unruly'sinden kurtarır bir tek. Onun dışında çok önemli bir şeyden kurtarmaz. Disruption vesaire. Çok büyük dert olacağını zannetmiyorum. Mirana oku ve Tide Unruly'sinden kurtulsa yeter onun için. Ama bunlardan birisini yerse de o BKB çöp olacak yani. O yüzden agresif tarafın fanatik olması lazım bu defansta. Agresif bir defans olması lazım. Çünkü eğer hani herhangi birine yakalanırsa BKB'yi açamadan fight biter. Nitekim yakalandı şu anda. Önce Erov, ondan sonra Ravage geldi. Fnatic takımı sağdan soldan delikleri açmaya başladı. Şu an Trixie de düştü. Son olarak Excalibur kaldı. Buyback var mı diye bakıyorum. Evet, buyback'leri de yok. GG push geliyor şu anda. Fnatic hala pes etmiş değil. Yani GG push olacağını zannetmiyorum ama en azından iki tane lane'i kabak gibi açacaklardır. Ok gelecek mi oraya? Ok geldi. Gerçekten bir kill daha istiyorlar. Excalibur üzerine Anchor Smash. Excalibur da kitlemeyi başardı. Üzücü. Evet, Fnatic'ten şu anda 3 kişi doğmuş durumda. Fly, Trixie ve Nautil. Yani bir defans yapabilmek için şu anda Honey'i beklemek zorundalar. Çünkü tek şansları Honey ile bir şeyler yapabilmek. Şimdi Honey geldi. Bakalım koca yakışıklı, elinde ağaçlı Honey neler yapabilecek. Çok güzel standlar geldi. Fakat harcanan Aegis oldu. BKB bu sefer güzel kullanıldı Honey tarafından. Acaba bütün oyunun seyrini değiştirecek savaş şu an yaşanıyor mu? Scyther vs Honey. Scyther'dan inanılmaz damage geliyor. Ravage kullanıldı. Fly yakalandı arkada ve düştü. Nereye relocate olacaklar? Hop, relocate olamadılar. Aradaki bağ koptu. Honey son savaşını veriyor. Trixie düştü. GG geldi. Ve ikinci maçı kazanan taraf Vici Gaming oldu. Durum 1-1. Üçüncü maça uzayan bir seri daha. Üçüncü maça uzayan bir seri daha. Bir kere tutan bir daha tutmuyormuş demek ki. Evet arkadaşlar. Ben geldim. Ama bu kamera... Why you do this kamera? Kamera! Okay. Olduğu kadar. Arkamda gördüğünüz üzere sindirin. Evet. Solo'yum arkadaşlar. Tek başımayım. Yapayalnızım. Ama elimden geldiğince size tek başıma aktarmaya çalışacağım. Yaşananları, oyunları vesaire devamını. Evet, şu anda 3. oyun için lobi kurulmadı henüz. Aşağıdaki şeyi hemen değiştireyim. Az sonra 3. maça başlayacağız.
üçüncü maçtan sonra bir tane daha yarı finalistimiz belli olmuş olacak. Bugün bütün oyunlar böyle olmak zorunda mı? 1-1. Olsun, 3-3 maç izlemek eğlencelidir yani. Üçüncü maçı görmek her Dota severin yaşamak istediği bir şeydir diye düşünüyorum. Okey. Evet, siz de neler hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü Base TV hashtag ile atabilirsiniz arkadaşlar Twitter'a. Takip etmeye çalışıyorum ben bir yandan. Onun dışında bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Üçüncü maçla az sonra karşınızda olacağız. Daha doğrusu olacağım. Yıkılmadım, ayaktayım. Tek başıma sizlerleyim.